Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 37 sıra sayılı kanun teklifinin tümü hakkında Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz aldım. Genel kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Tarihi gelişmelerin yaşandığı, hükümet sisteminde büyük bir reformun hayata geçirildiği 2018 yılı tamamlanmış, yepyeni bir yıla geçilmiştir. 2019 yılının milletimizin birliğine, beraberliğine, huzuruna ve refahına vesile olmasını, dünyada açlık ve sefaletin son bulmasını, barış ve adaletin egemen olmasını diliyorum. Elbette geride kalan yıl içinde ekonomik ve siyasi pek çok sorun da varlığını hissettirmiş, gündemimizi meşgul etmiştir. Terörist saldırılar, iç ve dış komplolar, ekonomi üzerinden yapılmak istenen operasyonlar, yakın coğrafyamızdaki kaos ortamı 2018'e adeta damgasını vurmuştur. Milli bekamız üzerindeki tehditler ise dirilen milli dayanışma ruhu sayesinde boşa çıkarılmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Cumhur İttifakı'nın milli ahlakıyla, Türk milletinin eşsiz karar ve kutlu iradesiyle tecelli etmiştir. Türkiye'nin istikbal umudu ve istiklal ufku olan Cumhur İttifakı, Türkiye'yi gelecek bin yıllara taşıma hedefiyle temellenmiştir. Bu itibarla 2018 yılı ülkemiz için reform, uzlaşı ve şahlanış yılı olarak hatırlanacak, milli hafızalardan asla çıkmayacaktır. Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz kanun teklifi birçok farklı konuyu içinde barındıran 71 maddelik bir torba kanun niteliğindedir. Muhteva olarak bakıldığında kanun teklifi vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm getirmeye, sıkıntılarını azaltmaya ve refahını artırmaya dönük düzenlemelerden oluşmaktadır. Konuşmamın başında milletimizin yararına düzenlemeler içeren bu kanun teklifini olumlu bulduğumuzu belirtmek istiyorum. Bununla birlikte birden fazla kanunda değişiklik yapan torba düzenlemelerin kanunların anlaşılabilir ve uygulanabilir olmasını, aynı zamanda yasama kalitesini olumsuz etkilediğini, daha önceki benzer tasarı ve teklif görüşmelerinde de vurguladığımız gibi tekraren ifade etmek istiyorum. Teklifte kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla çok sayıda kanun ve kanun hükmünde kararnamede her biri ayrı önem taşıyan değişiklikler öngörülmektedir. Terörle kahramanca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına sağlanan sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, kira bedelinin belirlenmesinde üretici fiyat endeksi artış oranı yerine tüketici fiyat endeksi artış oranının esas alınması, konut hesabına katılanlara uygulanan devlet katkısı tutarının artırılması, Varlık Finansman Fonu'nun sermaye piyasalarında yaptıkları işlemlere BSMV istisnası sağlanması, işsizlik ödeneğinden yararlanma şartlarında kolaylık sağlanarak son 120 günlük prim ödeme şartının 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmaya çevrilmesi, yaşlılık, malüllük veya ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen aylıklar için 1000 liranın alt sınır olarak belirlenmesi suretiyle emekli aylıklarına asgari sınır getirilmesi, bebek ve devam sütlerinin ÖTV kapsamından çıkarılması, hayvancılığın, lisanslı depoculuğun ve imalat sanayinin desteklenmesi bunlardan bazılarıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'na eklenen hükümle silahlı kuvvetler mensuplarımızın yurt içi ve yurt dışı görevleri sırasında bulundukları yerler ve görev koşulları itibariyle reçete edilen ilaçların eczanelerden temin edilerek hastaya ulaştırılmasının güç olduğu, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına sevkin emniyetli şekilde yapılamadığı durumlarda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki ilaçların herhangi bir ücret veya katılım payı alınmaksızın görev yapan personelin tedavilerinde kullanılabilmesine imkan sağlanmaktadır. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan uzman tabip ve sağlık sınıfı personelinin her an göreve hazır halde bulunmalarını ve tıbbi becerilerinin korunmasını sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve diğer üniversitelerde görevlendirilmeleri mümkün hale getirilmektedir. Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda yapılan değişiklikle ise er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan
eş ve çocukları ile anne ve babaları bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına alınmaktadır. Devletimizin bekası, milletimizin huzur, güvenlik ve refahı için zaman ve mekan mefhumu tanımadan her türlü olumsuz hava şartlarında teröristleri yok etmek için mücadele eden kahramanlarımız için ne yapsak azdır. Mehmetçiğimiz ve muvazzaf askeri personel için yapılan tüm bu düzenlemeleri olumlu ve önemli buluyoruz. Diğer taraftan genel olarak bakıldığında gençlerimizin iş buluncaya yani sigortalı oluncaya kadar ailesinin sigortasından yararlanması yönünde genel bir düzenleme yapılmasının da yerinde olacağını değerlendiriyoruz. Türk Akreditasyon Kurumu kanununda yapılan değişiklikle Türk Akreditasyon Kurumu dışında ülkemizde akreditasyon faaliyetinde bulunma ihtimalinin ortadan kaldırılması öngörülmektedir. Yapılan değişiklikle özel kişi ve derneklerin akreditasyon faaliyetinde bulunma teşebbüsü engellenerek bu alanda herhangi bir yetki karmaşası oluşmasının da önüne geçilmiş olacaktır. Yapılan başka bir düzenleme de hayvancılıkla ilgilidir. Mera gelirleri arasında yer alan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden tahsil edilen binde birlik pay, hayvancılığın desteklenmesine katkı sağlanması ve üreticiye getirdiği yük nedeniyle yürürlükten kaldırılmaktadır. Hayvancılık ülkemiz açısından şüphesiz üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Bu kapsamda hayvancılık alt sektörleriyle birlikte bölgesel bazlı ele alınarak destekleme politikaları da bu çerçevede belirlenmelidir. Hayvan ıslahı, kaliteli yem ve yem bitkileri üretimi artırılmalı, hayvan hastalıkları ve zararları ile etkin mücadele edilmeli, hayvan ürünleri sanayi ülke genelinde yaygınlaştırılmalı, hayvancılıkta verimlilik ve kalite artışı sağlanarak et ürünlerinin istikrarlı bir şekilde artırılması amacıyla besin hayvancılığı geliştirilmelidir. Yurt içi belgeli damızlık hayvan yetiştirilmesine ve süt hayvancılığına önem verilmeli, meraların ıslahı ve etkin kullanımı teşvik edilmelidir. Değerli milletvekilleri, Kamu İhale Kanunu'nda yapılan değişiklikle kanun kapsamındaki kuruluşların Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden yapacakları çay ve çay ürünleri alımları söz konusu kanun hükümlerinden istisna tutulmaktadır. Ayrıca gerçekleşmesi önceden öngörülemeyen ve hazırlık için yeterli süre bulunmayan uluslararası toplantılardaki harcamalar için 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan istisna hükümlerinin ilgili kanun olan Kamu İhale Kanunu'na taşınmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır. Kamu İhale Kanunu'nda özellikle de istisna maddesinde sıkça değişiklik yapılması yerine kanun kapsamında kalmak suretiyle muhtemel ihtiyaçları dikkate alarak farklı usullerin getirilmesi kuşkusuz daha isabetli, kanun tekniğine uygun ve sağlıklı olacaktır. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na eklenen geçici maddeyle imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkemizin kalkınması için önem arz eden büyük projelerde yüklenicilere idare onayına bağlı olarak sözleşmeleri fesih ya da devir hakkı getirilmektedir. Bu düzenlemeyle yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle oluşabilecek mağduriyetlerin giderilmesi yanında kamu yatırım ve hizmetlerinin aksamadan devam ettirilmesi de temin edilmiş olacaktır. Bununla birlikte idarenin onayı konusunda uygulama birliği sağlayacak yönetmelik ve benzeri bir düzenleme yapılması da yerinde olacaktır. Kanun teklifinde vatandaşlarımızın refahını artırmaya dönük önemli başka hükümler de yer almaktadır. Bu kapsamda işsizlik sigortası kanununda yapılan değişiklikle işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanması amacıyla son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma şartı hizmet akdine tabi olma şeklinde değiştirilmektedir. Bu değişiklikle 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı mağduriyetler ortadan kaldırılmaktadır. Yine şalgam suyu ve Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı içme sütleriyle bebek ve devam sütlerinin ÖTV kapsamından çıkarılması, sivil havacılık pilotları ve kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin %70'inin gelir vergisinden istisna tutulması bunlardan bazılarıdır.
Bundan böyle başkasının yerine üniversite sınavlarına girenler hakkında da cezai müeyyide getirilerek sınav hilesinde her iki tarafında cezalandırılması mümkün hale gelmekte, çocuklarımızın emeğini, alın terini çalanların yaptırımsız kalmaması sağlanmaktadır. Tarım ürünleri lisanslı depoculuk kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlara ilişkin 31 Aralık 2018'de sona eren gelir ve kurumlar vergisi istisnasının uygulama süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmaktadır. Lisanslı depoculuğun geliştirilip yaygınlaştırılması, tarımda ürünlerin menkul kıymetlerle satışının geliştirilmesi, ayrıca ürünün muhafazası, kalitesi ve fiyatlarının istikrarına katkı sağlayacak olması bakımından bu düzenlemeyi de önemli buluyoruz. Bir başka düzenleme de konut hesabına katılanlara uygulanan devlet katkısı tutarının 20 bin liradan 25 bin liraya çıkarılmasıdır. Düzenleme ayrıca daha önce Aile Bakanlığı tarafından yürütülen bu sistemin artık Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmesini de öngörmektedir. Önemli bir diğer değişiklik de Türk Borçlar Kanunu'nda kira bedelinin belirlenmesinde üretici fiyat endeksi artış oranı yerine tüketici fiyat endeksi artış oranının esas alınmasıdır. Bu düzenleme özellikle üretici fiyatları enflasyonundaki aşırı yükselmeye bağlı olarak kiracıların uğrayacakları mağduriyetleri giderecektir ve bu bakımdan da olumludur. Bununla birlikte kira artışları için konjonktürel gelişmelerden bağımsız bir yol izlenmesi, örneğin üfe ve tüfe ortalamasının alınması yahut başka makul ve kalıcı bir yöntem bulunması yerinde olacaktır. Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununa eklenen maddeyle yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine ödenen aylıklar için 1000 liralık alt sınır belirlenmekte. Bu şekilde 1000 liranın altında kimsenin aylık almaması sağlanmaktadır. Emeklilerimizin durumlarının iyileştirilmesi için yapılan bu düzenlemeyi gerekli görüyor ve destekliyoruz. Bunun yanında genel anlamda emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri giderecek bir intibak düzenlemesinin yapılması da yerinde olacaktır. Bize göre emeklilik sisteminin vatandaşlarımızın geleceğinden emin olmasını ve yüksek standartlı bir hayat sürmesini mümkün kılacak tarzda düzenlenmesi, emeklilere ve yaşlılara dönük politikaların onların yaşlılık şartlarını hazırlayan gençlik ve aktif çalışma dönemlerini de kapsayacak şekilde olması gerekmektedir. Devleti yaşatmanın yolunun insanı yaşatmaktan geçtiğine, ülkelerin değerlerinin insanlarına verdiği önem ve değerle artacağına ve istikbale güvenle bakabilmek için emekli ve yaşlıların onurlu bir yaşam sürmesinin temin edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Değerli milletvekilleri, sigortacılıkta özellik arz eden risklere karşı teminat sunulamaması ve ürün çeşitliliği konusunda piyasanın yeterli derinliğe ulaşamamasının en önemli sebeplerinden biri olarak reasürans imkanlarına erişimin sınırlı olması gösterilmektedir. Bu doğrultuda geleneksel olarak özellikle reasürans korumasına bağlı teminat verilen sigorta türlerinde sektörlerin sigorta teminatlarının istenilen ölçüde karşılanabilmesini teminen ülkemiz sigortacılık sektöründe etkin ve proaktif bir yaklaşımla çözümler sunabilmesi amacıyla Türk Reasürans Anonim Şirketi kurulmaktadır. Ayrıca DASK'ın teknik işletmecilik görevinin münhasıran bu amaçla kurulacak bir şirket üzerinden yürütülebilmesine de imkan sağlanmaktadır. Uluslararası anlaşmalar kapsamında kurumun uluslararası bilinirliğinin ve reasürans alanındaki tecrübesinin artırılması amacı göz önünde bulundurularak uluslararası sigorta ve reasürans şirketlerine ortak olmasına da imkan sağlanmaktadır. 2017 ve 2018 yıllarında yapılan imalat sanayi yatırımları için yatırım teşviklerinden daha yüksek oranda faydalanılmasına imkan veren düzenlemenin 2019 yılında da uygulanması sağlanmakta. Ayrıca imalat sanayi yatırımları üzerindeki katma değer vergisinden kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla 2018 yılında yapılan yatırım kapsamlı inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek olan KDV'nin iadesine yönelik uygulama 2019 yılına uzatılmaktadır. Bu düzenlemelerle inanıyoruz ki imalat sanayine ve reel sektöre kısmen de olsa ilave destek
sağlanmış olacaktır. Öte yandan yenilenebilir enerji kaynaklarının organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve tarımsal üretimde yaygınlaşması ve etkin olarak kullanılmasıyla üretim maliyetlerinin önemli oranda düşürülebilmesi mümkün olacağından buralardaki yenilenebilir enerji yatırımlarına da katma değer vergisi istisnası getirilmektedir. İl özel idarelerine ve belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkında kanuna eklenen hükümle belediyelerin gördükleri hizmetler itibariyle gerçekleştirilmesinde fayda görülen yatırım projelerinin desteklenmesi ve belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikleri projelerin gerçekleştirilmesi için strateji ve bütçe başkanlığı bütçesine belediyelere yardım ödeneği konulmaktadır. Dışişleri Bakanlığı personeline ilişkin bazı düzenlemeler hakkında kanunda yapılan değişikliklerle dış misyonların çalışmasının kesintisiz sürdürülmesi ve vize işlemlerinin daha hızlı ve sorunsuz sonuçlandırılması mümkün hale gelecek. Ayrıca bakanlık personelinin özlük haklarına ilişkin bazı sorunlar da giderilmiş olacaktır. Bir diğer düzenleme ile mevcut Finansal İstikrar Komitesi yerine finansal sistemin ekonomik büyümeyi sağlıklı bir şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması, finansal otoriteler arasında işbirliğinin sağlanarak sistemik risklerin yönetilmesi ve finansal politika uygulamalarında kurum ve kuruluşlar arasındaki etkin işbirliği, koordinasyon ve uyumun artırılması amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi oluşturulmaktadır. Kuşkusuz bu düzenlemeler Türkiye'nin maruz kaldığı ekonomik güvenlik tehdidiyle etkili bir mücadele ortaya koyabilmesi, vatandaşlarımızın bu süreçten olumsuz etkilenmemesi ve üretiminin devam ettirilmesi bakımından önemlidir. Ülkemize karşı girişilen bu saldırıların sonunun geldiğini söylemek mümkün değilse de alınan tedbirler sayesinde Türkiye ekonomisinin toparlanmakta olduğu makroekonomik gelişmelerden anlaşılmaktadır. Bununla birlikte özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın ekonomik gelişmelerden olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek için yeni adımların atılması ihtiyacı da devam etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak ekonomi politikalarının merkezine insanı koyan, eşitlik, ahlak ve adalet ilkelerini gözeten bir yönetim anlayışıyla toplumsal refahın artırılmasını hedefliyoruz. Ekonomide kaynak dağılımında adalet ve etkinlik, kamu hizmet üretiminde ise verimliliğin temel ilke olmasını istiyoruz. Genç nüfusu istihdam edebilmek için hem yüksek hem de sorunsuz bir üretim yapısına sahip olacak şekilde istikrarlı büyümek şarttır. Bu çerçevede devletin ekonomideki kaynak tahsisine yön vererek üretimi artıracak yatırımlara öncelik verilmesi, özel sektör yatırımlarının daha rekabetçi ve kaliteli üretime yönlendirilmesi gerekmektedir. Biz, milletimizin maruz kaldığı ekonomik ve sosyal sorunların aşılması ve topyekün kalkınmanın sağlanması için demokratik olgunluk ve uzlaşı kültürünün egemen olduğu, dışlayıcı ve ötekileştirici söylem ve üslubun törpülendiği, anayasal düzenin, milli ve manevi değerlerin ortak payda olarak kabul edildiği siyasi ve toplumsal uzlaşıyı önemli ve değerli buluyoruz. Bu düşüncelerle kanun teklifinin hayırlı olmasını diliyor, Yüce Meclis'in siz değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Aksu.